Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü İsmail Yücel, Türkiye'de ticaret kültürünün değiştiğini belirterek, şirketlerimiz daha güçlü, daha sağlıklı, daha uzun ömürlü şirketler haline geliyor, dedi. Bodrum Sanayici İş Adamları Derneği'nin davetlisi olarak Bodrum'a gelen İsmail Yücel, gazeteciler ve BOSİAD üyeleriyle bir araya geldiği kahvaltıda yaptığı açıklamada, Türk Ticaret Kanunu'nun geçen yıl mecliste Cumhuriyet tarihinde görülmemiş geniş bir mutabakatla kabul edildiğini vurguladı. Tabii. Türk Ticaret Kanunu'nun 1535 maddeden oluştuğunu anlatan Yücel, kanunun yayımı tarihinden itibaren 1,5 yıl ertelendiğini hatırlattı. Bu ertelemenin kanunun kamuoyunda tartışılması ve özümsenmesi amacıyla yapıldığını anlatan Yücel, Türkiye'de ticaret kültürü değişiyor. Şirketlerimiz daha güçlü, daha sağlıklı, daha uzun ömürlü şirketler haline geliyor, dedi. Yücel, Türk Ticaret Kanunu'nda getirilen yeniliklerden en önemlisinin bağımsız denetim olduğunun altını çizdi. Önceden şirketlerin denetim kurulu üyelikleri bulunduğunu ifade eden Yücel, şu bilgileri verdi. Yeniliklerden birisi bağımsız denetim. Biliyorsunuz şirketlerde denetim kurulu üyelikleri vardı. Denetim kurulu üyelikleri kalktı. Onun yerine bağımsız denetim geliyor. Bağımsız denetim de şirketlerin daha güçlü yapılar haline gelmesini sağlıyor. Uluslararası finansal raporlama sistemlerinin şirketler tarafından uygulanması zorunluluğu geliyor. Bunların tamamı şirketlerin daha kurumsal yapılar haline gelmesini sağlayacak, daha uzun ömürlü olmasını sağlayacak. Tek kişilik anonim şirket, limited şirket kurulabiliyor. Türkiye'de bunlar artık hayatın gerçeğiydi. İnsanlar 3 kişi bir araya gelip 4.'yü, 5.'yi neredeyse sokaktan arayıp anonim şirket kurabiliyorlardı. Artık sanal ortaklıklar bitiyor, gerçek ortaklıklar başlıyor. Bir kişi anonim şirket kurabilecek. Yönetim kurulu üyesi olmak için ortak olma şartı kaldırılıyor. Yani yönetimde de profesyonellik esası getiriliyor. Bu süreçte Avrupa Birliği uyum süreci gözetilmiştir. Birçok değişimin altında Avrupa Birliği müktesebatına uyum vardır. Ama onun dışında da Türkiye'deki ticaret kültürünün de bu kanuna yansıtıldığını söyleyebilirim. Meri Kanun, yani 67-68 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun uygulama birikimi, bu uygulamayla oluşmuş içtihatlar da bu kanuna yansıtılmıştır. Türkiye'nin 54 yıllık ticaret kanunundaki birikimi bu kanun içerisindedir. Kamuoyunda kanun tamamen ticareti değiştiriyormuş. Sanki insanlar ticareti yeniden öğrenecekmiş gibi bir algı var. Böyle bir şey yok. Vatandaşlarımız emin olsunlar. Tacirler, ticaretle uğraşan insanlar emin olsunlar. Evet, devrimler birazcık sıkıntılı olur. Bu süreç içerisinde onları çok fazla sıkıntıya sokacak şeyler yok. Biz getirilen değişikliklere karşı birazcık daha ilgili olmalarını, birazcık daha kanunun kendileriyle ilgili bölümlerini öğrenmeye davet ediyoruz. Türkiye'de maalesef öteden beri bir gelenek vardır. Şirket sahipleri şirketler hukukuyla ilgili çok fazla bir şey öğrenme ihtiyacı veya bilme ihtiyacı duymazlar. Mali müşavirleri yürütür. Evet, gene mali müşavirleri yürütsün ama birazcık daha öğrensinler, haklarını öğrensinler, sorumlulukları öğrensinler. Kamuoyunda geniş bir şekilde tartışılıyor bazı basın kuruluşlarında. Olumlu görüşler de var, olumsuz görüşler de var. Emin olun biz hepsini takdirle ve dikkatle izliyoruz. Hepsinden aldığımız bir şey var. Ama en önemlisi bu kanunun uygulanmasına yön verecek olan ikincil mevzuatlar. İkincil mevzuatları hazırlama sorumluluğu bakanlığımızındır. Bu çalışmaları 2008 yılından beri bilim komisyonuyla birlikte yürütüyoruz. Biliyorsunuz bilim komisyonunun başkanı değerli hocamız Profesör Doktor Ünal Tekinal. Kendisiyle birlikte eş başkanlık olarak ikincil mevzuat çalışmalarını yürüttük. Şu an itibariyle bakanlığın tamamlaması gereken 3 tüzük, 6 yönetmelik ve 11 tebliği var. Bunları büyük oranda tamamlamış durumdayız. Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla da paylaşacağız. Bu çalışmalarımız Türk Ticaret Kanunu'nun uygulanmasına yön verecektir.
tüzük ve yönetmelik çalışmalarımızı kamuoyuyla paylaştığımız zaman herkes görecek ki eleştirilerin birçoğu yersizdir. Ticaret kanunuyla ilişkilendirilerek ifade edilmesi gereken bir kanun değil. Çek kanunu geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı'nın koordinasyonunda, bizim bakanlığımızın da katkılarıyla hazırlandı. Temel olarak ekonomik suça ekonomik ceza olarak ifade edilebilir. Bu anlayışı bakanlık olarak biz de destekledik. Çek'te hürriyeti bağlayıcı, kısıtlayıcı ceza kaldırılmıştır. Ancak bir yanlış algılama var. Türk Ceza Kanunu 127. maddesinde kasten haksız mal edinimi için çek keşif edenler için hürriyeti bağlayıcı ceza devam etmektedir.